Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şişile yapılan çok güzel bir bandana çalışması yapacağız. Bandanamızı yetişkinler için örüyoruz ve ilmek sayısını yetişkinlere göre ayarladık. 16 tane ilmekle başladık. Eğer daha küçük yaşlardaki çocuklarımız ve bebeklerimiz için öreceksek ilmek sayısını başlangıçta azaltabiliriz. Bakınız, 16 tane ilmeğimizin kalınlığını görmekteyiz. Hemen mezurla ölçüsüne bakalım. Şöyle alıyorum, açtığım zaman bakınız şu şekilde 12 santime karşılık gelmekte. Bebeklerimiz için ve çocuklarımız için bu ölçü epey büyük olabilir. O yüzden tam ilmek sayısını yarıya ayarlayabilirsiniz. Daha farklı sayılarla başlayacaksanız mutlaka çift sayılarla başlamamız gerekmekte. Ben ipim kalın olduğu için 4,5 numaralı şişimle bandanamı örmeyi tercih ettim. İpleriniz ince ise ipimizin kalınlığına göre şişlerimizi ayarlayalım. Evet, yetişkin için çalışmıştık bu bandanamızı. Kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bandanamızı örmek için 4,5 numaralı şiş kullanıyorum. İpim kalın olduğu için. İpiniz ince ise daha uygun şişlerle örebilirsiniz. Ve ören bayan Tanja marka ipimi kullanıyorum. İpimiz 115 numara, 100 gram ve 120 metreden oluşmakta. Epeyce kalın, dolgun bir ip. Hemen bandanamız için gereken ilmeklerimizi şişimize alarak başlayalım. 16 tane İlmeğimi toparlıyorum. Şu şekilde alıyorum. Biraz rahat alıyorum. Bakınız, çok sıkıştırmayalım ki şişimizden kolaylıkla çıkarabilelim. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ilmeğimi toparladım. Hemen bir tane düğümümü atıyorum. Şu şekilde düğümümüzü attım. Diğer şişimi alıyorum. Bu yön arkası olduğu için, bakınız, ipim sağ elimden tarafta, arka olduğu için ters olarak örüyorum. Örgümüzde bir düz bir ters örgü kullanacağız. Yani bir sıramız tamamen ters, diğer sıramız ise düz olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum. İkinci ilmeğimi şu şekilde ters olarak örüyorum. Tabi alma yönleriniz farklı olabilir. Hiç önemli değil. Nasıl ters alıyorsanız o şekliyle alabilirsiniz. Yani hiç önemli değil. Önemli olan terse ulaşabilmemiz. Sırası ile son ilmeğime kadar ördüm. En son ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün bu yönünde, bakınız, ipimiz sol elimden tarafta düz olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örmeye başlıyorum. Bakınız, düz olarak alıyorum. Düz yönü nasıl alıyorsanız bu şekilde alarak örelim. Düz örerek geldim. En son ilmeğimizi, bakınız, yine düz olarak örüyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Arkasında yeniden bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Birinci ilmeğimizi örmeden boş bir şekilde geçirelim. Ve birer birer ters olarak örelim. Arka yönden ters, önden düz örerek belli bir uzunluğa kadar örerek ilerleyelim. Epeyce bir büyüttüm. Örmeye devam ediyorum. İstediğim ölçüye gelmesine çok az kaldı. Yetişkinler için örmekteyiz. Eğer daha küçük bebeklerimiz ya da çocuklarımız için öreceksek hem 16 ilmekten az başlayalım ve bu kadar da büyütmeyelim. Düz örgümü örmekteyim. Arkasını çeviriyorum. Ters örgümüzü örelim. İlk ilmeğimi ben örmeden alıyorum. Başlarken birer birer
Sıra başına kadar gelelim ve santim olarak ölçümüze bakalım. Sıramın başına kadar örerek geldim. Şimdi ölçü olarak bakalım kaç santim ördüğümüze. Tam 24,5 santim ördük. Dikiş payıyla birlikte 24 olacak. Şöyle bakınız, 24,5. Şimdi yeni bir şişe ihtiyacımız var. 16 tane ilmeğimizin yarısını diğer şişime takıyorum. Diğer yarısı ise, yani 8'i ise şişimde kalıyor. Hemen ilmeklerimizi yarıya ayıralım. Yardımcı şişimle başlangıç yönünden almaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ilmeğimi aldım. Geriye kalan şişimde 8 tane kaldı. Bu yardımcı ilmeğimiz. Bunu daha sonra, yani yardımcı şişimiz ve daha sonra öreceğiz. Bakınız, ipimiz başta kaldı diğer tarafta. Şimdi tam ortadan örmeye başlıyorum. İpimi tabii ki yaklaştırıyorum örebilmem için. Şu şekilde birinciyi ördüm. Biraz sıkıştıralım. Şöyle sıkıştırdım, bakınız, birinciyi ördüm. Sırası ile 8 ilmeğimi örüyorum. 2, 7 ve 8. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. 8 tane ilmeğimi tamamladım. Yardımcı şişten hemen ilmeklerimi diğer şişime aktarmaya başlıyorum. Bakınız, diğer boş şişime aktarıyorum. Birer birer 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ilmeğimizi bu şekilde diğer şişime aktardım. Şimdi şu şekilde düz yönden örmeye başlıyoruz. Bakınız, her ikisinin yönü de düz. Her ikisi de düz örgümüzde. Burası ve burası. Buradaki ipimi hemen getirerek şuradan örmeye başlıyorum. Burası örgümüzün püf noktası. Bakınız, bu takılma şekline şu şekilde bakalım. Örerek geldim. Çıkardığım şişimi içten dışa doğru taktım ve şu şekilde örmeye başlıyorum. Şöyle bakınız. Bu kısmı yaptığımız zaman hiçbir şekilde sıkıntı çekmeden örmeye devam edebilirsiniz. Evet. Hem püf noktamız hem de en zorlayacak olan bölümümüz burası. Şuradan itibaren önden örmeye başlıyorum. Bakınız, ilk ilmeğimi alıyorum. Tam 8'i ördüm. Şimdi diğer ilmeğin ilkini aldım. 9 oldu, bakınız. Düz yönden örüyorum. Birer birer ilmeğimizi kaybetmeden örelim. Şöyle yarımlamayalım. Hemen çıkarıp yeniden düz bir şekilde alıyorum. Sadece burada biraz zorlanabiliriz. Sıkışık olduğu için o kadar da zorlanmıyoruz. Düz yönde örüyorum. Son iki ilmeğimi de ördükten sonra bu kısım birkaç sıra sonra rahatlayacak. Son ilmeğimi örüyorum. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimi düz yönde ördüm. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bütün ilmeklerimizi, bakınız, arka yöndeyiz. Ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi hemen ters örüyorum. 16 ilmeğimizin tamamı ters. Kaçırmayın. Biraz geriye itiyorum. Evet. Şimdi tekrar düz yöndeyiz ve örgümüzü düz yönden örelim. Şöyle bakınız. Düz yönden örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın, sıralarımız ilerledikçe örgümüz rahatlayacak.
ve 4. Bakınız 4 ördüm hepsini. Şimdi yeniden çeviriyorum. Ters örüyorum. Bakınız ters yönden. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Şu kısmı düzgün bir şekilde ayarladıktan sonra önden düz, arkadan ters olarak buraya kadar ördüğümüz ölçüde bandanamızı örüyoruz ve hazır hale, kullanılacak hale getiriyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Artık bakınız rahatlatmaya başladı örgümüz. Sırasıyla ilerliyorum. Şuradaki ipim yarım kalmış. Onu hemen diğerine takıp ortada kötü görülmesin. Tekrar düz yönden örmeye başlıyorum. Şöyle bakınız düz olarak şu şekilde devam ediyorum. Bandanamızı birleştirdikten sonra bakınız şu şekilde örmeye devam ettim ve aynı ölçüde diğer tarafa doğru örerek geldim. Yeterli ölçü olunca hemen bandanamızı keselim. Artık dikme işlemine başlayabiliriz. Şu şekilde bir tane örüyorum, bir tane kesiyorum. Hangi yönden isterseniz o yönden kesme işlemimizi yapabilirsiniz. Buluyorum. Önce ilmeğimdekini örüyorum. Daha sonra bakınız sol elimdeki şişi arkadaki ilmeğime takıp yeni ördüğüm içinden geçiriyorum. Önce örüyorum. Arkadaki ilmeğime sol elimdeki şişimi takıyorum. Yeni ördüğüm ilmeğimi geçiriyorum. Örüyorum. Arkadaki ilmeğimi geçiriyorum. Ve bu şekilde kesme işlemimi yapıyorum. Son ilmeğimi de aynı şekilde kesiyorum. Önce örüyorum. Sonra geçiyorum. Ve bir tane zincir şeklinde örüyorum. Bakınız aynı tığ işiyle yaptığımız zincir şeklinde örüyorum. Ve biraz dikmek için ipimi ayırıyorum ve kesiyorum. İpimi kestikten sonra şişteki bölümünü şu şekilde geçiriyorum ve tamamlıyorum. Evet, bandanamızı şöyle görmekteyiz. Bakınız çok güzel oldu. Şimdi sizlerle birlikte dikelim ve tamamlayalım. İğnemi taktım. Şu şekilde dikiş yapacağım iğnemi. Ve şöyle düzeltiyorum. Ve ön yüzden dikelim. Ön yüzden dikelim. Şuradaki bölümleri göstermeyelim. Onun için biraz içten başlayalım. Şu şekilde gövdemizin iç kısmına geçelim. İlk önce şöyle geçiyorum. Diğer karşı tarafa bakınız. İlmeğimin ardından alıyorum. En güzel nasıl dikecekseniz o şekilde dikelim. İpimiz biraz tabii kalın olduğu için zorluk çıkarabilmekte. Evet, şöyle ilk ilmeğimi geçirdim. Bakınız hemen bitiştekinden değil, aşağıdaki örmüş olduğum bu taraftan da bakınız örgümün devam eden yerlerinden örüyorum. Yani kestiğim yerden değil, biraz daha içten alıyorum. Şu şekilde yine içten alıyorum. Diğer taraftan içten karşılıklı ilmeklerimizi birer birer karşılıklı alarak örelim. Yani dikelim. Düzgün bir dikiş olsun. Bir uçtan bir uca bakınız içten alarak diktim. Ve şimdi tamamladıktan sonra düğümümü atıyorum ve şu şekilde düzelttikten sonra bandanamız kullanılmaya hazır hale geliyor. Bakın şu şekilde gayet güzel ve şık görünmekte. Dilediğiniz renklerle bandanamızı çalışabilirsiniz. Şimdi iplerimi koparayım, en son görüntüsüne tekrar bakalım. Evet, iplerimi temizledim ve şu şekilde bandanamızın son halini görmekteyiz. Evet, bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.